Gelin şuna kadar Ahnan Karay'ı seçtik. Yok ya, kilolu. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş İnşallah geldiniz. İyisinizdir. Bizi soracak olursanız da yanıyor. Çok sıcak. Çok sıcak havalar. Sizin oralarda havalar nasıl acaba? Buralar sıcaksa. Mersin'i düşünemiyorum. Mersin, İzmir, yanıyor Adana. Aynen, Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Evet. Ay çok sıcak. Hayır, çok. Pencere yürüsek mi? Yok, yanarım o zaman evin içinde. Ya dışarıdan daha çok sıcak geliyor ya. Yok. Evet. Yeni bir sohbet videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Valla bugün size birazcık komik anılarımızdan anlatayım da birazcık gülek. Aman. Valla. Gülelim. Şimdiki bismillah diyeyim, önce bir kolamdan yudumluyum. Hazırım anlatmaya. Kız, anlatmıştım bir kısmını. Biz 3 sene önce Mersin Tömük'te. 3 sene önce mi? 3 sene mi oldu kız? Yok, 10 seneden fazla oldu ha. 3 sene orada kaldı. 20 sene oldu kız, ne dedin? Öyle mi? Ha, 3 sene orada kalmıştık, orada aklımda kalmış demek ki. 20 sene sen önce 3. sınıfa geçmiştin. Değil mi? Hı-hı. O zaman 3'te miydim, 4'te miydim onu bilmiyorum. Daha küçücük bir şeydi ki. Vallahi ben de 2'ye mi geçtiydim, 3'e mi? 3 sene kaldık orada. Ortaokula geçince buraya gelmiştik. Demek ki 2'ye geçince. 2. He. Yok. 3, 4, 5. Doğru. 3. sınıfa geçince. Mersin Tömük'te arkadaşlar 3 sene kalıverdik. Kolay. Sinan Süveri, bak. Sinan Süveri İlköğretim Okulu'nda okudum. Annemle babam da orada hademeydi arkadaşlar. Neyse, velhasılı kelam, oradaki kötü anıları attık. Şimdi komik anıları anlatmaya başlayacağım. Tam okulun karşısı mı desem, yanı mı desem? Öyle, karşısıydı değil mi? Yani bizim durduğumuz lojmanın karşısıydı. Okulunda lojmanı vardı. Biz lojmanda oturuyorduk arkadaşlar. Mersinliler çok iyi bilir. Oradaki evlerin çoğunda çatı yoktur. Dam derler. Çoğu da damda yatar yazın arkadaşlar. Neyse. Damın üstünde de şey oluyor. Asma yaprağı değil mi? Asma oluyor. Onun altına da öteberi yani kanepe manepe koyuyorlar. Oralarda yazın oturuyorlar, yatıyorlar. Aynen öyle. Neyse, tam karşımıza düğün salonu vardı. O zaman Brili de daha küçük. Ben de küçük. Buğra. Bire mi gidiyordu? Öyle bir şeydi. Bire falan gidiyordu. Ya ana sınıfına gidiyordu. Ana sınıfı. Ne birinci sınıfı? Ana sınıfına gidiyorduk. Neyse. Karşımıza düğün salonu. Düğün salonu sabahtan açıldı mı? Anam biz bir seviniyorduk. Temizlemeyi açıyorlardı. Ama nasıl biliyor musun? Buğra'yla ikimiz arkadaşlar. Anam nasıl seviniyorduk. Akşamleyin düğün var. Niye seviniyorduk? Dur şimdi. Onu anlatacağım. Niye seviniyorduk? Neyse. Akşamı zor ediyorduk biz Brili'yle. Bir de orada arkadaşlarımız da vardı, bir iki tane komşumuz. Neyse, akşam oluyordu. Biz tabii güzel güzel giyiniyorduk arkadaşlar. Sanki düğün sahibini tanıyor da düğüne gidiyor. Çocuğum işte. işte ya. Neyse, o zaman da arkadaşlar böyle nasıl düğün salonlarında 10 katlı pasta yapılıyordu. Şimdi öyle yok. Yapmadan bir şey getiriyorlar ortaya. Yo, keser gibi yapıyorlar. Yok, 10 katlı nerede? 10 katlı yapmıyorlar hiçbir zaman. Ben görmedim. 10 katlı pasta getiriyorlardı arkadaşlar. Neyse, tabii biz pasta yiyeceğiz de. Bak ya, seyri gözleyin ya. Şuradan bir peçete alayım. Sana da vereyim mi? Yok. Terliyor sensin. Ay. Buğra çok felaket bir çocuktu. Hala da felaket de, bakmayın siz. Buğra bir çözülse var ya. Bir kız arkadaş vardı arkadaşlar. Ne yapıyorduk biliyoruz mu? Ya çocukluk aklı işte. Gelinden damadın yanında oynayıveriyorduk. Hani para atıyorlar ya arkadaşlar. Neyse, yanında oynarken hani yere para düşüyor ya. Hemen ayağımızın altına koyuyorduk, parayı alıyorduk. Orada öyleydi o zaman. Öyleydi. Burada öyle değil. Yok, burada öyle değil. Çocuklar hep böyle paraları aşırıyordu yani. Orada bir de paraları toplayan falan oluyor ya, o da hiçbir şey demiyordu. Neyse, ama siz bizim o şeyimizi bir görseniz var ya. Oyna. Ondan sonra tut. Parayı yedin ha.
Ayağının altında hayvan diyor muydu? Yok. Onu öyle ısı... Kız... Küçük bir yasını kıyar. Nasıl da fenaymış. Ha, arkadaşlar. Ben de değil mi? Ondan sonra ya kraliçeyim ne yapıyordu? Durun size onu da hemen şey yapayım. Böyle küçük küçük pastalar kesiyorlardı. O da peçete. Peçete. Normal kağıt peçete şöyle. Ona koyuyorlardı o peçete o şeye yapıştırdı. Onu dağıtmak için mi? He he tepsiye koyuyorlardı. Böyle taşıyorlardı arkadaşlar oradakilere vermek için. Şimdi öyle değil. Ne güzel tabaklara koyuyorlar. Masalara birer birer. Burada öyle ama he, orada. Orada öyle değildi orada o zaman. O zaman. Şimdi bilmiyor. 20 sene 25 sene evveline söz yoktu. Ondan sonra Brilli. O küçücük payında. O tepsiye. O tepsiyi aşağıya alıyordu da o pastaları bir avuçluyor. elimizde de poşet. Biz de damda tuyuyorduk da tuyuyorlardı ki. Tepetiler yapıyoruz. Bu ne? Pastayı yapacağız. Kaldırmadın tümek yapışmış. Aa, bize o pastaları yiyorduk biz Buğra'yla. Peçeteleri böyle ayıklıyordu. Bir görseniz. Var ya. Ondan sonra dur poşete dolduruyor ya pastaları. Eve getiriyor. Bırakıyoruz tekrar. Kız Merve ne çocuksunuz ya. Kız yemin ederim bak. Çok çocuklarımda en çok şey yaptığım anım da bu. Güldüğüm arkadaşlar. Ondan sonra eve düğün bitiyor şey yapıyor falan pişman eve geliyor. Bu sefer topladığımız paraları saymaya başlıyor. Bakın seyri gözleyin. Ondan sonra ne oldu ki? Oraya mandal da kıymeti giden tutuyor. Şöyle gene. Gördün mü anamı? Ya gördün mü? Yine mi geliyor kan? Olsun boşver. Neyse eve geliyorduk paraları topluyorduk arkadaşlar. Baktık para bilmem kaç para olmuş. O zaman da tabii bizim durumumuz hiç iyi değildi. Ne yapıyorduk? O parayla gidiyorduk. Bir tavukçu vardı orada arkadaşlar. Tavukçudan tavuk alıyorduk. Onu da öyle bir şey ki o zaman fişleri toplanıyordu değil mi? Aha. Bu harcadığınız şeylerin fişleri toplanıyordu. Onları bir yere verdin mi para mı alıyordun? Verdi. Onun şeyini alıyordular. He. Alınıyordu. Yok biz alıyorduk onları verip bir para alıyorduk fiş şeyinden. Senelik vergi şeyi alıyorduk. Geçimiz tamam hatırlayamıyorum. Onu da kız ben ne kadar uyanık. Oo. Mesela o zamanın 10 lirasıydı arkadaşlar. 10 liraya ne bileyim 1 kilo 2 kilo böyle tavuk oluyordu. Parça tavuk. Neyse orada işte diyorum ya ben çok uyanık oldum ama. Bir de herkesinden o zaman da ben iyi anlaşıyormuşum. Demek ki ya çok cana yakın bir insanım ya. Oradaki abiye diyordum ki. Fiş kesecek ya şimdi. 10 liralıksa abi 20 liralık fiş kes. Abi 30 liralık fiş kes. Anam o da beni kırmıyordu. Öyle kesmiyordu valla. Hem oradan aldığım şeyden şey yapıyorum. Hem de fişlerden para alacağım ya orada. Çok fenasın Merve. Aha gülmekte. Çatlayacağım pıtırladım. Ay arkadaşlar öyle böyle diyorum ya bir de nereden bir bisiklet benim vardı. Nereden vardı o bisiklet? Feyza Gül'ün orada dururken Nurcan annesi vermişti ya. Ta oraya mı götürdün? Bir bisikletim vardı arkadaşlar. Yine onda diyorum ya başkası verdiydi bize. Neyse bisikletine dolanıveriyor. Bilemiyordun ya. İşte... Kız bisikletiydi ya, şurası boşuydu, oraya ayağını geçiriyordun, öyle ayakları kadar sen olursun. Yok ama sonradan öğrendim kız, şimdi bisiklet olsa sürüveririm yani. Neyse, bisiklete bindim, düğün salonun oraya doğru, orası boş bir alan olduğu için rahat bisiklet sürülebiliyor. Ya ben çok ballı bir insandım, niye böyle şey bir insana döndüm? Çok ne onun adı? Şanslıydım. Bu sonradan şanssız olmuşum demek ki.
sürerken düğün salonunun önünde aa bir de ne şey gördüm. Paketli telefon. Nokia 3310 arkadaşlar. Unutmamışım. Hiç unutur muyum? Mavi miydi? Yeşil mi? Maviydi. Mavi. Arkadaşlar. Aha şunu biraz daha açık mavisi. Neyse aldım elime. Telefon çalışmıyor zannediyorum. Bozuk da attılar zannediyorum ama işte çocuklar ağlı ya. İçinde kart olmadığı için. Dur şimdi. Bozuk telefondan oynarım diye alıyorum cebime atıyorum bak şimdi. Ondan sonra eve getireyim sim kartı mı ne takıyorduk bir şeyler oluyordu. Telefon sağlam çıkıyordu. Aha. Sonra oranın bir anons şeyi vardı değil mi? Sonra gidiyoruz oraya söylüyoruz. Biz böyle bir telefon bulduk. Düğün salonunun önünde bunu anons ettirip işte buna kimse verek diyerek sahibi çıkmadı. Sahibi çıkmayınca oradakiler de herhalde sizin mi olsun dedi. Öyle bir şeyler dedi. O telefon bizim oldu arkadaşlar. Neyse o telefonu kaç sene kullandık değil mi? O 33 oldu. Arkadaşlar kaç sene o telefonu Nokia. Kullandık. Nokia. Ama o zaman da o Nokia'lar ne kadar tutuluyordu. Değil mi? Öyleydi. Aha. Düşünün kaç sene. Kuşlu telefon. Kaç sene evvel. Ama ya siz bir görseniz bizdeki o sevinci, telefon bulduk. Telefonumuz oldu. İlk defa evimize telefon girdiydi o zaman değil mi? Cep telefonu vardı da cep telefonumuz yoktu. O da kırmızı bir tuşlu telefon değil mi? Kırmızılı vardı bir de iri araba şeyinde. Onu sonradan aldıydım. Aha. Onu orada mı aldık, burada mı aldık ama? Araba şeklinde bir telefonumuz da vardı. Orada almıştık herhalde. Böyle kapağı açılıyordu, tüzler vardı, üstünü örtüyordum. Araba önünün şeklindeydi. Değil mi, değil mi? Şey hatta çalarken de lü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 . Güzel bir telefon. Unutmamışım, bak duruyorsunuz mu? İşte böyle çok... Niye saklamamışım kız Merve'yi? İşte seherde anam şey bekletmiyorum ki kız. Vallahi. Ne olmadı? Yani bir yere bir süs olarak koydu. En azından o araba biçimindeki telefonu saklasaydı. Tabii. Ne kadar güzel idi kız. Vallahi nostalji olarak. He. Güzel olurdu ama işte. Evde kalabalık sevmediğim için. He. Biz de orada her akşam dama çıkıyorduk. Değil mi? Çünkü çok o kadar sıcak, o kadar sıcak. Nem desen kat kafası. Hiç duramıyor. Damlar zaten. Bir de dur. Aha şimdi aklıma geliverdi. Bir de evin içinde oturuyor arkadaşlar. Evin içine yarasa giriverdi. Nasıl çığlık çığlığa biz evin içinde. Ondan sonra çıkmıyor ki çıksın arkadaşlar. Sonra bizim karşı komşu kim idi kız onu unuttum ben. Ne annesi ismini bilmiyorum da. İşte kimseyi bilmeyen kimseye etmiyen kimseyle. Ama onlar çok ilgilendiler. Çok ilgilendiler arkadaşlar. Yani orada geçirdiğimiz kötü günler de oldu ama iyi günler de oldu. Onlar çok ilgilendiler. Evet. Bizimle. Aynen öyle. Allah razı olsun. Eğer bizi izlerseler buradan da selam olsun. Öpüyor onları. Hepiniz tömür. Hele de o Mine. Allah razı olsun. Onu da anlatacağız. Dur zaten bu videoyu bu şeye sakladım. Ne anlatıyordum en son? Yarasa. Sonra işte o Mine'nin annesi arkadaşlar geldi. İşte şey bir kadınıydı arkadaşlar. Seslemiştik değil mi? Karşı karşıyaydı. Sesledik geldi. Kadın 2 dakikaya yarasayı evden çıkarttı. Ondan sonra şimdi onların da bir sıkma değil mi? Sıkma diye bir şeyleri vardı. Hatta yaptıklarında falan bizi çağırıyorlardı, şey yapıyorlardı. Sıkmalar meşhur, tantuniler meşhur. Tantuni, çok güzel oluyor ama. Kız tantuniye ben bayılıyorum. Evet. Hatta bir şeyde de çeyrek ekmek değil mi? Evet. Çeyrek ekmek tantuni yapıyorlardı da yiyorduk. Ay ne kadar güzel, ne kadar lezzetli. Değil mi? Okulda. Yok. O işte... Düğün salonunun alt tarafında yeni bir yer açıldıydı. O da herhalde Minegil'in bir akrabası mıydı neydi? Abisi girdi. Öyle bir şeyleriydi. Onlar açmıştı arkadaşlar. Neyse ya böyle bir şey yok. Ya her şeyi yerinde yiyeceğim. Aynen bak öyle. Tokat kebabı yemek isteyen Tokat'ta yiyecek. Mikserde değil ha. Tokat'ta. Tantini yemek isteyen Mersin'de yiyecek. Bak canım istedi böyle mi? Biz ne kadar yapmayı çalışsak da yapamıyoruz. Ama onların tepsisi farklı. Şeyleri tepsi böyle. İçi oyuk. Tepsinin ortası böyle oyuk. O oyuk yerde onlar o kıymayı su katıyorlar. Kavura kavura yapıyorlar. İçine
pul biber falan koyuyorlar herhalde. Toz biber. He. Ondan sonra değil. O şeyi rengi çıkıyor. He. Ekmeğe de bandırıyorlar. Arasına ekşi kıyma koyuyorlar. Salata koyuyorlar. He. Ama çok güzel. Ana. Limonu sık sık ay çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Mersinliler. Biliyorsunuz ağzınızın tadını. Mersin'e gidersem ondan yiyeceğim. Evet. Tabii. Ha, tam yerinde yiyeceğim. İşte. Diyorum ya aha işte masraf çıktı, motor masrafı arkadaşlar. Söyledi miydim ki yamalı tekerinden gezmiş yamalı. Ama o satanın da haberi yoğmuş arkadaşlar. Ve ondan önceki sahibi şey yapmış, teker yamalıymış. Anam ben öyle bileydim oralara buralara gider miydim ki? Yani o çocuğun haberi olsa o çocuk satmazdı çünkü bakırtmış, tamir etmiş, neresinde neyi var. Ona göre Buğra'ya da demiş ki hani sen de satarsan demiş sakın bozuk motor satma. Güzel tamir edip de satarsan kimin şey olursan güzel şey söyleyemedim de şimdi. Ya herkes seninle alışveriş yapar. Alışverişi güzel yaparsın demiş. Ondan sonra. Tekerlek. Bir dene tekerlek arka 2000-3000 önü de değişti. Sen değişmesi lazım ki 5000'i buluyor, 5-6000'i. 6000 en az 6000'i buluyor aynen arkadaşlar. Aynen. Of ya çok sinir oluyor. Öyle ki arkadaşlar önceden böyle değildim. Hiç gezmeyi seven bir insan değildim arkadaşlar. Sulaksız, domuzuk biriydim arkadaşlar. Mersin'de de öyle. Ama yine de şey yapıyormuşum. Yok yok Mersin'de de öyleydim Merdan. Üniversiteye başladım. Senin kimyan değişti. Değil mi öyle? İşte arkadaş çevresi arkadaşlar. Aynen öyle. Benim kimya değişti. Hiç böyle bir şaka şamata. Mersin'de de öyleydim. Resimlerde görmüyor musun? İki cehre bir arada öyle. Ama yok ya. Diyorum ya çok kötü anılarımız da var bizim Mersin'de. Onlar atlasın, onlar atlasın hatırlamaz demiyorum. İşte şimdi o güzel anılar bile o zaman şey değildi arkadaşlar. Aynen, aynen. Ama şimdi bak nasıl gülerek anlatıveriyoruz. Ay o günler gitsin de geri gelmesin bu. Allah Allah. Ama dediğim gibi ya he bak çekirdek önümde çekirdek ya ondan da diyeyim. Orada Topal diye bir bakkalcı var. Yani oradakiler Topal diye ismini de bilmiyor. Çünkü iki bacağı da bismillah yoğdu arkadaşlar. Topal aşağı, Topal yukarı. Topal aşağı, Topal yukarı. Biz de öyle söyleyiverdik. Neyse o zaman bilirsiniz bardak hesabı çekirdek satılıyordu. Çiçek yapıyorlardı kağıttan. Kağıt bile değil. Gazete kağıdıydı. Gazete kağıdı işte. Çiçek yapıp bir bardak çekirdeğe koyup bir bardak. Bir bardak çekirdek. Çay bardağı, bardağı da değil. Çay bardağı, o eski küçük çay bardakları var ya onlardan. Öyle bir bardak çekirdek, 10 kuruş muydu? Öyle bir şeydi. Ama gidiyorduk da hemen Topal'a. Ama güzel çekirdek. Hepu, valla. Oğlum bahçesinde anam o zaman da çekirdekçiydi. Bank vardı. He, oturup, he, resimlerimiz falan da var değil mi? Vallahi. Hani kıl çekirdek demiyor, aynı çekirdek koydum. Konuşurken de insan yiyemiyor. Hı hı. Ha. Başka ne? Kötü anıları hatırlamak istemiyorum ama güzel anılar da güzeldi. Aynen öyle. Çok şeydi. Ay. Ahlıma geldik ya o düğün salonu şeysi. Gülmekten ölüyorum. Kendi kendime gül veriyorum da. Valla. İşte. Okuldan. Paralarını alamıyorlar. Müdür değişti. İlk müdürümüz çok iyiydi. Allah razı olsun. Aynen öyle. Allah ne muradı varsa versin o adamın. Ne bileyim o adamın iyiliğini çok gördük. Çok. Biz orada zaten arkadaşlar hep yabancıların yani Mersinlilerin iyiliğini gördük. Aynen öyle. Hep yani başkaları hiç bizi tanımayan insanların iyiliğini gördük. Gördüklerinde kötü sözüm ona konakmış. He. Konak ama. Nişanlı çerçevesi var. Hep çürümüş. Kışın soğuk fızır fızır giriyor içeri. Mutfağı yok. Tereye yok. Dolabı yok. Tuvaleti karadaş. Arkadaşlar. Tuvaleti. He, çilli taş. Karadaş. Banyosunda musluğu yok. He, ana. İşte okuldaki öğretmenler. Ondan sonra. Neymiş?
bir yer bulmuşlar. Fayanslıymış. En güzel yer oraymış, konakmış. Lan ya, ne diyeyim ben öyle konağa? Su çeşmesi yok, dolabı yok, tereye bilmem neyi yok. Neyse, ondan sonra bu okul müdürü, okul müdürü gider biz lojmana şey yapalım. Oradan aldı bizi, okulda çalışıyorduk işte. Adam aldı lojmana dedi, bir daha dedi, tabi abisi denen illet. Artık tavrımı koydum ben, resmen tavrımı koydum. Gelmesinler diye. Ondan sonra okul müdürü madem öyle dedi, okulun lojmanına taşının da dedi. Hem dedi turağı vermeyin dedi. Okula bakın dedi. Okula gelen yemekleri de yenge hanım dedi, dağıtsın dedi, bulaşığı yıkasın dedi. Oradan da para alsın dedi. Bir de o yemeklerden de alsın akşama. Akşama ya, yemekten de. Ya koruyoruz değil mi işte? Onda dedi ben söylemeyeyim dedi. O yemeklerden de alsın dedi zaten dedi. Çok temizleyecek dedi. Yorulacak dedi. Neyse onu da kabul ettik. Adam aldı bizi okula götürecek. Bu abisi denen pislik. Şey demek de istemiyor. Hakaret etmek de istemiyor. Kamyoneti var idi. Müdür diyor ki İşte bunların göçünü okula taşı, lojmana. Ondan sonra tamam müdür bey, oradan geliyor bize diyor ki işte şu paraya götürürüm. Eşim gidiyor şeye, müdür beye, ismini söylemiyorum işte. Müdür bey abi böyle böyle benden bu kadar para istiyor. Müdür de gidiyor, ya diyor bu senin diye kardeşin ya diyor, sen diye kardeşinden diyor nasıl bu işleşme parası alırsın. Yok müdür bey diye almayacağım diyor. Ondan sonra taşırım diyor. Öyle böyle işte artık para verdik mi? Yoksa müdür razı etti de parasız mı götürdü? Orasını tam bilemiyorum. Geçmiş zaman. Göçü götürdük, koyduk oraya. Ondan sonra da işte okulu temizlemeyle. Onda da bir sigorta bilmem neyi vardı değil mi? Sigortamız sonra yoktu. Parayı mı? Yok işte Mine'nin eniştesiyle. Dur. İşte onu diyor. Müdürümüz güzel kendisi toplayamasa bile. Temizlik parası arkadaşlar. Temizlik parası. Kendisi okuldan toplayamasa bile adam zengin adamdı. Kendi cebinden veriyordu bize. Oradan topladığını kendisi alıyordu. Ama bizi hiç sıkıştırmadı. Aynen öyle. Hiç daralıp bunalmadık. O adamın sayesinde ben iki tane bilezik yaptım. Kulağıma küpe yaptım. Parmağıma yüzük yapmıştım. Hatırlıyor musun Merve? Resmen arkadaşlar Kurban Bayramı olduğu zaman zaten orada herkes yani, keserler. Keçi kesiliyordu orada. Yarısını resmen getiriyordu. Yarısını bize getiriyordu arkadaşlar. Ve oranın insanı öyle bir şey ki tabii her yere kötüsü de var, iyisi de var. Allah bizi iyilerle karşılaştırdı. Hep iyilerle karşılaştık. Hep iyilerle karşılaştık arkadaşlar. Gerçekten. Biz kesiliyorduk ama kesenlerden daha çok et birikiyordu bizde o zaman değil mi? Çünkü orada hiç kesmeyen biziydik. Bir de yabancıydı. Bir de yabancıydık. Herkes de bizi biliyordu zaten yabancı olduğumuzu. Ya o kadar güzel insanlarla karşılaştık ki arkadaşlar. Ondan sonra müdür emekli oldu. Sonra başka müdür geldi. Ondan sonra başka müdür geldi. O da ne müdür, paramızı verdi. O müdür parayı toplayamadı. Okullara klemalar taktılar bilmem ne ettiler ama bizim parayı toplamadılar. Velhasılı falan. Parayı toplamayınca tabii ben de iş görmek istemedim. Ondan sonra neyse ben bunu Mine'ye anlattım. Mine dedi ki sen dedi hiç merak etme dedi. Benim dedi eniştem var dedi. Enişteme dedi ben söylerim dedi. Ya dedi sizi sigorta yapacaklar dedi. Paranızı verecekler dedi. Veyahut da dedi hiç çaresi yok dedi. Yoksa ceza yazdı. Eniştesi gel gelmiş ablasıyla. Bir de eniştesi ablası bir akşam geldi. Konuyu anlattık. Eniştesi dedi ki bacım dedi hiç dedi merak etme dedi. Arkanda dedi ben varım. Aynı öyle. Arkanda dedi ben varım dedi. Ondan sonra neyse biz tabii sigorta yaptırmak için Mine beni aldı. Mersin'e gitti. Tömük'ten, Erdemli Tömük'ten Mersin'e gitti. Eniştesiyle sigortaya gittik. Sigortadan şey yaptık ama olmadı. Ondan sonra tabii parayı da toplamayınca sigorta da yok. En azından hani parayı vermeseler de sigortamız olsaydı ben yine çalışırdım.
Ondan sonra da aman dedim, ne dedim, millete hizmetkarlık mı yapacağım dedim. Bir gün okula gittim. Bir öğretmen, bayan öğretmen, nöbetçi öğretmen, elinde bir çubuk şöyle. Çocuklar abine dışarı alıyor. Ben de içeri girdim. Şeyleri gösteriyor bana. O yerlerin köşeleri, şey, tozlu yerleri gösteriyor. Ben de dedim ki, biz dedim okulu bıraktık dedim. Paramı alamayınca dedim, ben niye çalışıyorum? Aynen öyle. Daha da kıkı çıkmadı. Ondan sonra işte gerisinde döndük geldik 3 sene sonra. Ama diyorum ya, hep iyi yani oradaki öğretmenler de şimdi öyle şey. Öğretmenlerden benim de Allah razı olsun. İşte ben o zaman 3'e mi 4'e mi ne geçiyordum. Öyleydi işte. Böbreklerimden rahatsızlandım arkadaşlar. Öyle ki iki büklüm. Bayılıp bayılıp düşüyordum. İki büklüm yürüyemiyordum bile arkadaşlar. Çıkla bile gidemiyordum. Ondan sonra neyse Hatice Dağlı değil mi? He, sınıf öğretmenim. O da böyle böyle dedim. Çok hasta dedim. Bayılıp bayılıp gidiyor çocuk. Dedim hiç ders kalacağım dedim. Ondan sonra sen dedi tamam bekle dedi. Ben dedi şimdi halledeceğim dedi. Öyle ki bütün öğretmenlerden para toplamış. Öğretmenler odasında öğretmenlere söylemişler. Bir sürü para toplamış. Ha dedi, sana dedi bir de dedi Sevinç Hanım diye bir doktor vardı. Özel doktor arkadaşlar. Özel muayenehanesi vardı. Tarif etti orayı da bana. Sen dedi Merve'yi dedi al götür dedi oraya dedi. Sevinç Hanım'a dedi ben dedi telefon ederim dedi. Sizi bekler dedi. Sen götür Merve'yi güzel muayene eder dedi. Ultrasona falan sokar dedi. Aldım götürdüm kendimi de şey yaptım hani okulda çalışıyorum diye. Anlatıyoruz kendimizi. Ondan sonra işte seni muayene etti, ultrasona falan soktu. Ondan sonra böbreklerinde bir iltihap var. O da kanama yapıyor dedi. İyi değil. Ben beynimden vurulmuşa döndüm. Yani o şeylerde cahillik de var. Tabii. Ondan sonra dedim hocam bu nasıl bir şey dedim. Söyledi unuttum. İlaç verdi, iğne verdi. İlaç verdi. Oralar sıcak diye bu hastalığı tişört falan bunlardan dedi giymesin dedi bir süre dedi. Bu şeyi atladana kadar. Neyse ki onun iğnesi, ilacı iyi geldi. Onda da bak diyorum ya kız hep Allah iyilerle karşılaştırdı bizi orada. Tam okulun yan tarafında sağlık ocağı gibi bir yer var değil mi? Ve bizden ücret almadan arkadaşlar. Aynen, değil mi? Öyle. Ücret almadan her gün o iğneleri vuruyorlardı bana. Normalde de ücretliydi değil mi? Evet. İşte diyorum ya hep iyilerle karşılaştık. Allah'ım hep de iyilerle karşılaştırsın bizi. Kötülerle hiçbir şekilde karşılaşmıyor. Ya işte böyle şeylerimiz var. Bazen hüzünlü, bazen gülme. İşte şimdi bilerek anlatıveriyoruz. Ama dediğim gibi kötü aslında içinizdekiler. Dışarıdakiler değil arkadaşlar. Aynen. Gerçekten. Kendi birbirinin nasılın akraban. Aynen öyle. Ama derler ya adamın birine sormuşlar. Düşmanın var mı? Yok demiş. Ben nereden düşmanım olacak ki? Akraban var mı? Var demiş. En büyük düşman o insana işte. Aynen öyle. En büyük düşman o. Kardeşin, kızımın, akraban akreş gibi sokarlar adamı. Aynen öyle. Hem de soktular. Gerçekten. Aynen öyle arkadaşlar. En nefret ettiğim insanlar benim akrabalarım. Aynen öyle. O yüzden diyorum ya biz hep başkalarından iyilik çok gördük. Iyilik gördük. Çok iyilik gördük. Çok iyilik gördük. Diyor ya Mersin biz nereden bile. Şey, Mehmet Dölek. O da müdür yardımcısı mıydı neydi? Biliyordu durumu. Babana gönderiyordu sigara. Aynı kendi sigarasından iki tane birini babana veriyordu. Aynen öyle arkadaşlar. Her gün hem de. Her gün aynı şeyi yapıyordu adam. Hep para veriyordu, sigara aldırıyordu iki tane. Onun bir tanesini babama veriyordu, bir tanesini kendi alıyordu. İşte diyorum ya hep iyi insanlarla. Kötü insanla işte dediğim gibi kendi bir akraba. Bizi aldı oraya götürdü, rezil etti. Oradaki öğretmenler bize sahip çıktı. Arkadaşlar, 3 sene kaldıysak onların sayesinde kalmışız. Aynen öyle. Ben o okulu bir eve nasıl temizlik yapılır, aynen o şekilde temizlik yaptım. O Atatürk büstünü bilmem, İstiklal Marşı bilmem, andımız onları silerdim, lambaları silerdim. Aynen ne bileyim, tamoları silerdim, sandalye masaları, her taraf sandalye masaları silerdim. Hatta
erkek öğretmen Sebahattin Aydın var. He, ay anam o da çok. Ondan sonra. Hiç unutmuyorum işte. Biliyor musun? Şimdi erkek öğretmen ya. He. Hiç unutmam o adamın lafını. Çok da gurur duydum. He. Gerçekten gurur duydum. Yenge hanım dedi, hiç dedi çekinme dedi. Senin dedi bir dokunulmazlığın var dedi. Sen dedi, tabii ki dedi 15 dakikalık, 20 dakikalık teneffüste dedi. Yetişmez dedi, cansı yetişmezler. Yapabilirsin dedi, hiç çekinme dedi, senin dokunulmazlığın var. Aynen öyle. Çok da gurur duydum bu kelimeyle. Aynen öyle. İşte diyorum ya arkadaşlar. Demek ki o kadar bir şey birisiyim ki. Tabii. O adam bana o kelimeyi kullandı. Aynen öyle. Dokunulmazlığın var senin diye. İşte çok hep öğretmenlerden duydum. Şeyden çok. Biz fayda gördük arkadaşlar. Aynen öyle. İlk senede orada öyle kalabildik. Bir şey diyeyim mi? Kendi akrabanı, milletini derle, topla, çuvala koy, götür, çöpü bırak, çöp iyi ye, götür tuvaletin deliğinden aşağı dök. He, o öyle pis insan var. Aynen öyle vallahi. Gene sinirlenir. Bana zaten akraba gerekmez. Aynen öyle. Gerçekten. Ben bir görseniz siz beni arkadaşlar bak. Şuradan akraba, şey yapayım. Teknik esnafı, çoğu esnaf da tanır beni ha. Bir yere girerim, ayakkabı alırsam muhakkak bir şaka şamata yaparım. Fırın, Akasya fırınına girerim, orada bir Osman abim var. Şaka şamata konuşurum. Ki fırın, ekmek fırını yapan kişilerle de içeride sıcağın anında çalışıyorlar. Allah kolaylık versin, ne daha bu sıcakta. Onlarla da şaka şamata konuşurum. Ne bileyim ben, esnafla çok iyi anlaşırım ben arkadaşlar. Yakında şey koyacak, kıdır. Ne olmadı? Belediye başkanının alayını mı koyacak? Oy toplayacaktı. Bir belediye başkanının adaylarını koyayım da şuraları bir güzelleştireyim. Şu Niksar'ımı bir güzelleştireyim. Öyle Niksar'ı bir dirilteyim. Bir dirilteyim. Böyle kendim gibi bir canlandırayım. Yerimde duramıyorum. Bak yine şeyim yerinde. Ne takı telliğimi kaybettim. Ayağımın altında. Bazen öyle ki arkadaşlar. İnşallah hayallerin gerçek olur. İnşallah. İnşallah. Ya şansım dönecek diyorum. Bir şeytan değil ki ben buradayım diye. Vallahi öyle bir şeyler de yok. Yok şeytan, hiç karıştırma. Ah, yine dallandım bak. Telledim. Çok şey yaptım ya, çok telledim. Niye çok diyeyim? Sıcak çok. Baygınlık geçiyor. Şuradan nasıl sıcak geçiyor. Anam yok. Dışarılara çıkmam. Çıkmam. Akşamleyin bile. Akşamleyin de yürümek de zorlar. Çıkmak diyor ama ben de faturayı atıyorum. Aha işte elektrik faturası gelmiş. Mecbur çıkacağım. 204 lira. Bir alışveriş yapmak gerekiyor. Bu uğraya bir çocuğum gitsin alsın gelsin. Mecbur biz. Neyse ki tekerinin yamasını yeniden yama yaptı. Bir sene geliştirdim. Onu yapan kişi de demiş ya, Buğra demiş bir hafta demiş beni götürebilir mi bu teker demiş. O da demiş ki ne bir haftası demiş, seni bir sene götürür bu teker demiş. Ama bir sene yakalmadan. Yok ben onu. Yok. Hayır o tekerleri değiştirmeden benim için daha gider mi? Yok. Hem şey yapmış, yenmiş o tekerleri, düzleşmiş. Aynen kız o kadar oraya buraya gidiyor. Allah korusun diyorum ya. Yani anne nerede siz gidiyorsunuz ya. Benim yüreğim de sizin arkanızda gidiyor. Senden burayın arasında nasıl gidiyor bir görsem var ya. Allah'ım diyorum bizi dengesizlerle karşılaştırma ya Rabbi. Ben öyle dua ediyorum da. Yoksa Buğra çok dikkatli sürüyor. Yani hızlı da sürmüş olsa tombiş çok dikkatli sürüyor. Buğra'nın hız yaptığı yerler otoban. Otoban olan yerler. Buralarda öyle hız yapmıyor. O şey yolda da. Yüzü yukarı çıkmıyor. Yüz bile yapmıyor. Sen bakma biz hızlı gidiyor zannediyor ama 70-80 ile gidiyor. He, 70-80 ile gidiyor arkadaşlar o şey yolda. Ama işte insan korkuyor. Motor işte. İki teker. İki teker. Hoş arabada farksız. Düzgün aha diyorum işte. Ya işte karşımdaki insana bağlı nerede? He. Karşımdaki insan iyi olmayınca işte. Ben ne diyorum her zaman? Yiyorsanız kendi başınızın etini yiyin kız. Kimseye sebep olmayın. Ben bunu söylüyorum, bunu diyorum. Çok çeneli Merve yine çok konuşuverdi. Neyse. Ama sohbetimiz de güzeldi ya. Çok güldük. İnşallah sizler de gülmüşsünüzdür kız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek bir üzere. Bir sonraki sohbette. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.